Hello. Ay ben çok gerginim. Aa niye? Sen öyle Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarını yap. Ya. Sonra gel benim yanıma düş. Sen de en çok izlenen videolarını yap. Gel benim yanıma düş. Ya, ama geldiğin gibi bana yine başladı bunlar çok az diye. Evet valla oturdum. Gerçekten bunu niye böyle az malzeme? 5 concealer, 5 fondöten, 3 allık, 2 bronzer, 1 highlighter, 4 ruj var. Yani daha... Bayağı fazla. Benim normalde daha kalabalık o yüzden. Şimdi o ihtiyaca göre değişiyor. Burada far yok. Var işte far. 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 Bir tane far paleti var. Kıyamam. Var. Mesela 4 tane kirpik getirdim ama kirpik yapıştırıcımı getirmemişim. İşte hazırlık sıfır. Neyse Allah'tan kirpiğe ihtiyacım yok. Ay benim var. Neyse, niye var bakayım? Hayır canım güzel rümen sürersen yok. Süremiyorum. Ben sana süremiyorum. Tamam anlaştık. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Derede buğulan kısım. Ben normalde aslında bir şey cilt makyajımı en son yaparım. Ya. Evet. Make-up artistler hep böyle yaparlar. Evet, cilt makyajını en şey etkilememiz açısından. Bana ayna verirseniz kendimi görebilmek için. Orada ayna var ama dikmedik onu. Yani bunu da kendim yapayım, tamam bunu da kendim yapayım. Yardım edebilir miyim kendim acaba? Kendimi acaba nereden göreceğim ben? O aynayı öyle koyabilirim. Şey yap, bence tam önünde çok güzel. Göremesinler seni. Tamam. Sonra ben süreyim ben şu surat bir an önce kapat. Ben o zaman şeyle başlıyorum. Gözümün. Yaz bana bir tane far şey yetmez fırça. Her bölgem farklı. Tamam, tamam. Oraya da bir tane daha koy. Yesin ama yani fırçalarıma da laf edecek nasıl birazdan. Okey. Yani bir şey yapmadım çok. Neyse. Şeyin falan yok mu senin? Böyle neyi? Highlighter bir şey. Şeyimi unutmuşum da. Bu arada ben sahne makyajlarımı kendim yapıyorum damlacığım. Gerçekten. Evet. Ya. Evet. Çekim dışında böyle fotoğraf ya da video çekimi dışında ya da çok özel bir şey dışında makyajlarımın hepsini kendim yapıyorum. Saçlarımı da kendim yapıyorum. Kıyafet zor olmuyor mu? Her sahneye ayrı kıyafet. O ne yani ya? Şöyle söyleyeyim. Bedava mı kıyafetler? Benim stylingim var. Onun dışında bir de şey, ben böyle yaptırıyorum da çok ve onları böyle sürekli match ediyorum başka parçalarla. Ha. Karıştırıyorum. Styling kişi nasıl oluyor? Ben de istiyorum bir styling, videolarımda stylingimi yapsınlar benim. Gerek yok ki, makyaj yaparken neyine? Ben de buranın, yani burası da benim sahnem. Hayır, insan rahat edemez. Ben makyaj yaparken şahsen öyle çok... Şeyler giyinmek makyajımı istemem. Makyajımı yaparım sonra giyinirim. Ha sonra bir poz için mi? Evet. Tamam o zaman olur. Nasıl oluyor ama o iş? Nasıl oluyor? Herkesin çalışma sistemi farklı bu arada. Yani bana bir dolap yapıyor. Kıyafet mi diziyor evet, sana mesela bir sürü kıyafet getiriyor. İçlerinden uygun looklar hazırlanıyor. Parçalar, kombinler. Ondan sonra da ya sen onları giyiyorsun. Elbet birini beğenirsin canım. O ya kadar da değil. Bir sürü şey getiriyor. Atıyorum bir tane, iki tane, beş tane değil ki. 10 tane, 20 tane getiriyor. Bir de şimdi... Onları alıyor musunuz? Kullanıp geri mi veriyorsunuz? Bir ben çok beğendiklerimi satın alıyorum. Ama onun dışında kullanıp geri veriyorum. Çok beğendim. Kira gibi mi yani? Evet, aynen öyle. Ama benim stylingim sağ olsun hep böyle ilk çıkan parçaları hemen bana getiriyor. Ben çünkü birinin giydiği bir şey giymeyi sevmiyorum. Star. Tatlım. Evet. Sonra kıyafet dedi zor. Alsan ne yapacaksın ki? Nereye koyacaksın ki? Ya birkaç kere giyiyoruz aslında. Şey nedir o? Böyle başka yerlerde, konserlerde. Geçen biri yapmış onu. Magazinle de paylaşılmış şey diye. Saygısız aynı kıyafeti iki kere giydi diye. Olur mu öyle şey canım? Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela yazın ayda 20-22 konser veriyorum. Yani 22 tane kostüm mümkün mü sence? Hadi 22 konser ne demek ya? Evet. Ay ben çok sıkılırım. 30 binden çarpsan. Evde oturunca sıkılıyorsun öyle olduğunda biliyor musun? Euro olarak geliyor.
Çok özür dilerim. 30 bin euro. Ne dedi o? Duyamadım. Güzel hesap yaptı. Ama ben de her şeyi hesapladım şu an. Her şeyi hesapladım. Yarın hemen bir single. Ben ama. Her yerde. Söylesene Damla bir sesini. Her yerde okyanus sen buldun derede. Orası bak. Evet, Damla'nın makyaj yapmasının ne kadar doğru bir meslek olduğunu ara ara böyle kanıtlıyor musun? Bak ben sen? Her gelene söylüyorum. Siz dua edin. Dur, saç var yüzünde, dur. Siz dua edin, benim sesim yok. Olsa sesim olsaydı Allah herkese neler vereceğini biliyor. 200'e inerdi. Şu an 400 demiyordum mesela. Şey, 200 konser. Tamam, Allah herkese ne vereceğini biliyor işte. Sana başka bir yetenek vermiş. Bize ses vermiş. Böyle bir şey. Ses mesela eğitimle yapılabilen bir şey mi? Hani parası neyse versek. Gidiyorsun gerçekten doktora, bana tenor yükle diyorsun ameliyatla. Mesela şey, yapılamaz mı öyle bir şey? Yani ben de mesela 400 konsere çıksam. Sesini eğitebilirsin. Nasıl eğiteceğim? Belli bir yaşa kadar bu arada. Sen peki artık olmaz. Güzel saatler mezunuyum. Nerede? Müzik bölümü. Lisede, evet. Hangi lise? Söyle bakalım. Söyle miyim? Söyle. Kütahya. Alakasız bir yer. Yok değil mi öyle bir lise? Şey, nedir o? Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi. Ben ya. Kütahyalıyım. Ve Kütahya Ege bölgesinde. Bu bilgiyi biliyor muydun? Tatlım, ben İzmirliyim. Tabii ki de Kütahya'ya gittiğim için biliyorum. Çok özür dilerim. Kütahya'ya gittin mi hiç konsere? Tabii ki de gittik. Ay, nasıl böyle bir hata yaparsın? Ben dolaşmaya bile gitmiyorum oraya. Üstelik sana bir şey söyleyeyim mi? Biz geçen sene bir tane Kütahya Festivali'ne gittik. Kütahya Festival mi varmış? Niye evet. Haberim yok? O da senin cahilliğin. Ülkenin her yerinde ne kadar güzel festivaller olduğunu biraz araştırırsan belki bulabilirsin canım. Kütahya'da ne gibi bir festival olabilir ki yani? Kaç senelik Kütahyalıyım, hiç festival görmedim orada. Fuara gitmedim diyorsun, sonra kalk... festival görmedim diyorsun. Bir şey söyleyeceğim, ben Kütahyalıyım, 18 sene orada yaşadım. Seni festivalde kanlamışım, fuar açılıyor orada bir tane her kendi sene. Kendi şey, dolan. Memleketinin özünü orada bilmiyor. Çıkarmışlar der yani. Burada konuşuyor işte. Demişler ki bu festival. Kıyamam. Ne bilsin Kütahya? İnanmış gitmiş. Fuar oluyor Kütahya'da her sene. Dönme dolap açılıyor. Onu kutluyoruz. Luna Park mı? Luna Park açılıyor. Biz onu kutluyoruz her sene orada. Lütfen, sana çok açık oldu. Şu an merhume gibi oldun. Burada makyajdan ben sorumluyum. Yok. Gayet ben sorumluyum. Ben bu zamana kadar olan tahttaki yerini tabii ki de bugün itibariyle sarsmaya geldim. Bir şey söyleyeceğim, çok beyaz olmadı mı suratı? Bence çok iyi. Konuş. O gidecek, ben kalacağım burada. Çok fazla beyaz. Seni ezelden beri tanıyan benim. Ay sen kimsin ya? Hain. Hayır, çok güzel oldum. Bekle bak sen daha dur. Biraz göz makyaj yapacağım. Sen o suratındaki yapışıklığı nasıl alacaksın? Almayacağım. Yapışık mı dolaşacaksın? Ha. İnsanlarla öpüştüğünde ne olacak? Ben hayatımda hiç makyaj gezmem. Derya Ulu makyaj yapıyorum şu an. Highlighter'la başladı. Bak bekle, nasıl yetişeceğim ona 2 dakikada. Tatlım, highlighter'ı bazı yerlere kullanabilirsin. İlla şeylerini kullanman gerekmiyor. Highlighter bölgelerini. Anladın mı? Başka? Var mı böyle bildiğin trikler? Trik derler ya. Bir fesat bakış sezdiniz mi siz de? Yok, hayır, ben aynısını yapacağım da ben şimdi sezdim. O yüzden. Ne aynısını mı yapacaksın? Aynısını yapacağım ben de. Yapsana bir. Hadi bekliyorum ben. Biraz farklı olabilir. Bekliyorum. Acele ediyorum şu an. Ne kadar güzel olacağım gör. Umut fakirin ekmeği işte. Hiç hoşlanmadım bu konuda. Hiç göründüğü gibi değil. Nasıl görünüyorum? Soğuk nevale. Değil mi? Evet. Öylesine. Ece'ye yazdım sabah. Hı. Ne yazdın? Dedim ki Derya Ulu geliyor. Tabii ki böyle dedim. Kız dedim, Derya Ulu geliyor, ne yapacağım ben dedim. O da nasıl ne yapacağım dedi. Dedim çok çekiniyorum, çok soğuk birine benziyor yani dedim. O da dedi ki hayır, dünya gösteririm. Aynı bunu söyledi.
hayır Derya dünya şekeridir sakın öyle düşünme dedi. Uğraşsam kızar mı bana dedim. Göstermene gerek yok çünkü Ece'nin öyle bir şey söyleyeceğini zaten eminim şüphem yok. Kötü bir şey mi söyledim? Hayır evet iyi bir şey söyledim. Kötü bir şey mi söyledim şu an? Ben de iyi bir şey söyledim ama. Arkadaşıma çok güvenirim. Tamam ama niye azarladın ki beni yani kız şu an? Kız onu azarladım. Ay bırak ya. Beni kötü insan pozisyonuna sokup kendini yani, mağdur pozisyonuna sokuyor yemezler. Star şeyi yemezler. Var. Ne denir? Mağdur. Ego. Mağdur. Geldi buraya. Sen kime çalışıyorsun? Bana. Evet fark ettim. İnsanlar hemen nasıl satabiliyor eski dostlarını, tanıdıklarını gördük burada. Bunları da görmüş olduk. Dedik evde de şey yani hani biraz terstir, kaprislidir biraz dedi kahvesini hazırlat. Çünkü öyledir hani. O kadar diyecek bir şey bulamadı ki. İster, bağırır çağırır hani laf etme, şey yapma. İnsanlara beni farklı göstermeye çalıştığının farkındayım şu an. Ben çok güzel olacağım. Şimdi sen zaten güzelsin diyeceğim ama bu laflardan sonra gerçekten içimden gelmiyor. Çünkü beni kötüledin şu an. Kaç paraya çıkıyorsun sahneye? Hep ağrı çıktın mı? Yok çıkmıyorum. Bu sene bir tane mi çıktım ben? Bir tane Antalya'da bir otelin şeyinde çıktım o kadar. Kaşenin 5 katı verince ben. Türkü bara çıkar mısın mesela? Şu an Türkü barları mı aşağıladın sen? Ama çıkarım demedi. Ama çıkarım Türkü demedi. Türkü barları aşağıladı şu an. Orada sanatını icra eden, halk müziği söyleyen, bizim özümüzü söyleyen insanları sen aşağıladın. İnsanları bu şekilde gaza getiremez. Gaza nasıl getirmiyorum. Gaza getiriyorum izle gaza ve getirmiyorum. Öğren. Urfa'dan aradılar. Öğren mi? Urfa'dan. Dediler ki ne diyor bu en büyük ya? Aşiretin eğlencesi var. Kaş fırçası bile yok kızın. Nerede kaş fırçam? Dediler ki şey aşiretin oğla evleniyor. Fırça yok. Geleceksin Derya oğlum. Ne istiyorsan vereceğiz. Ama bütün gün böyle Urfa türküleri söyleyeceksin. Ve ağıt yakacaksın ama sabahı gündem. Çekler çiğ köfte yoğurarak yapacaksın. Hayal dünyası acayip gelişmiş bir dünya. Neden? Sen Urfa'yı mı aşağılıyorsun? Hayal böyle şeyler oluyor ortada. Çiğ köfte yoğururken türkü söylemekten bahsediyorum. Ne diyeceklerken de paylaşacağız seni her yerde. Çiğ köfte yoğururken çiğ köfte yoğururken türkü söyleyeceksin. 2 saat. Neden? Senden bunu istiyorlar. Türkü okurken çiğ köfte yoğuracaksın. Ki konsept bu. Partinin konsepti bu. Urfa Parti. Ben türkü konusunda acayip bilgili ve repertuarı müthiş geniş biri olsaydım belki giderdim çiğ köfte de yerdim. Ben çok severim. Çiğ köfteyi sevmez miyim? Çiğ köfteyi ben de severim. Ben bir ya şey bir yarım kilo kurtaracak yer arama. Kurtaracak yer arama. Tamam bize buna gider misin gitmez misin? Gitmem. Neden? Nasıl neden? Tamam kendi şarkılarını söyleyeceksin. Sen şu an olmuyor. Tamam. Olmuyor. Hayır, başka yer. Hayır yani. Tamam türkü söylemeyeceksin. Okey. Ne? Okay. Kendi şarkı. Dönüyor şimdi döndür. Ama yine tutulursa. Çiğ köfte yoğuracağım. Ama çiğ köfte yoğuracaksın ya. Sadece senden bunu istiyorlar. Dans etmeyi biliyorsun. Bir günde çiğ köfte yoğuruver öleceksin mi? Çiğ köfte daha önce yoğurmadım ama yemek yaparım. Ben dedim konuyu karıştırmaya çalışıyor ya. Urfalılar duymuş. Ama bu, yapmıyorsun. Güneydoğu Anadolu bölgesinden biri. Bana Urfalı biri gelse dese ki Damlacığım bu akşam bizimle çiğ köfte yoğurur musun? Ben derim ki abim başımın üstünde yerin var. İyi de yoğururum, sen çiğ köfte yoğurur. İşte görüyorsunuz. Ama sen onu dahi yapmıyorsun. Sizin göz kaleminiz yok mu? Yok. Ya böyle bir şey yok. Hiçbir şey yok burada resmen. Fakir keşke makyaj malzemelerini götürseydin de profesyonel bir setup nasıl olur görselerdi. Keşke getirseydin. Valla keşke getirseydim yani. Sanki Derya oğlu Urfa'ya gelip bir çiğ köfte yoğurma. Yoğurma yani. Şu an ciddiye bile almıyorum farkındaysanız. Burada bir şeyler var açamıyorum da. Rimel sürecektim bak aldı rimeli. Görüyorsunuz değil mi? Başka da rimel yok. 12 yıllık kullanılmış bir şey. Bak. Kaşlarının tüyü var üstünde. Kaşımın tüyü mü var? Asla kaşımın tüyü değil o da bu arada yani. Nerenin tüyü? Ben nereme benziyorum? Fondöteni neyle sürüyoruz? Ben de bir şeyi unutmuşum da beauty blenderları. Fondöteni sürmeye gerek yok sana. Bir şey söyleyeceğim.
Demin diyorsun ki bana nasıl olsa hepsi bedava geliyor diye. Ay hepsi bedava gelmiyor, benim arkamdan bu. Yani. Geliyor. Hayır gelmiyor. Az önce geldi gelmiyor. Daha. Ben şahidim, az önce bir tane geldi. Sana gelmiyor mu? Sana neler geliyor? Az önce geldi. Ben ama misafirlerime bol keseden kullandırıyorum. Ben ne yapıyorum? Sen sana az kullan mı dedim bunları ya? Bir tane yukarıda... Gitsin bu ya! Dayanamıyorum artık! Kaprisli olsam şu an burada iki tane malzemeyle... Ya sana yazıklar olsun. Can kurtarıyorum. Masa can. Dolu. Görüyorsun değil mi, masa dolu? Ben görüyorum. Bak, sen neden kendine yandaş arıyorsun acaba? Yo, sadece bir soru sordum arkadaşıma. Çok güzel oldum ben. Bak, rümen sürmeyi öğren. Hiçbir fark yok. Gerçekten bir yakın şey alabilir miyiz? Nasıl hiçbir fark yok? Ki bu şu an çok kötü bir sürüşüm yani, ona rağmen. Bakayım sana. Hiçbir fark yok. Kesinlikle yok, aynı. Ben çok aşırı güzel oldum. Hı? Çok güzel oldum ben. O kirpiklerin biri Hanya'ya, biri Konya'ya bakmasaydı iyiydi. Benim rümelim Mersin. Bak, o kadar güzel kirpikleri var ki. İşte ama insan elinde olanın kıymetini bilmeyince, doğru kullanmayınca bu hale gelebiliyor. Bu hale bakın, geliyor derken. Ne yapmamanız gerekir onu şu an görüyorsunuz. Sen kadınları fiziksel görünüşleriyle mi aşağılıyorsun? Hayır, senin beceriksizliğinle. Ayrıca ben çok güzel oldum. Arkamdan bu bir şeyler şey yapıyor ama hayırlısı. Hiç tarzı değildir. Ha? Hiç tarzı değildir. Değil mi? Aa, bu ne? Allah'ım, bunları nereden alıyorsun? Bu ne gerçekten? Bence çok güzel oldu. Bence de çok yakıştı beyaz ben, evet. Sana. Bu bak, ne? Sen bunu sürmen lazım senin. Neyi? Bak, bu çok daha koyu bak. Nerede koyu? Senin sürdüğün değil mi o? Ama ben üstüne bir bunu sürdüm. Bir yanıma gelir misin? Hayır, ben üstüne bunu sürdüm. Neyi o yüzden sürdün? Sen onu açık sandın. O koyu normalde. Deneyeceğim şu an. Buraya resmen gelip güzel kalkan ünlü yok. Yok. Çünkü çekemiyorsun. Ah. Bak, diğerinden iyidir. Ama ben seni uyardım fondöten sürme diye yalnız. Hı? Tatlım, benim normal tenim bu ya bak. Görelim, görelim. Şu an suratım şeye döndü, un çuvalına düştü. Yavrular değil mi? Çok güzelsin. Dağıttıkça bu beyazlaşıyor daha çok. Zaten bu fondöten fırçası da değil. Tuzağıma düşen bir bu, bu da var. Bence makyaj programı değil. Tuzak. Programın adını tuzak yapsana. Yemin ediyorum gelip gerçekten güzel kalkan kimse yok. O ben birazdan becereceğim. Sen merak etme. Bak, kendi renk tonuma bu cildi dönüştüreceğim. Şu an merhume gibiyim ama düzelteceğim. Bir kömür falan sürmen gerekir. Ama yine kaliteni gösterdin Danla. Ne konuda ya? Sen yapabildin. Sürdün. Bak şimdi farka bak. Ama bir tarafa bakalım, bir de bu tarafa bakalım. Bekleyeceksin, göreceksin. Bir de sabahtan beri ben çok iyi makyaj yaparım. Hep kendi makyajımı kendim yaparım. Öyle mi? Konuş, biraz daha konuş. Daha fondöteni süremedi. Ay yazık, ne yaptı kendine koskoca der yavrum. Ne yaptın kendime? Hı? Bak, bir boynuma bak, bir buraya bak. Ne yapmadın bak ki? Hı? Bak, al. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bekleyeceksin ve göreceksin. Bekliyorum şu anda ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sana beyaz ten çok yakıştı. Daha çok tatlısın. Bütün fondötenlerin yapış yapış. Güzel bir şey söylerim tersler. Kötü bir şey söylerim tersler. Gelen kapris, giden kapris. Niye biz bu ünlü star sanatçıları çağırıyoruz ki yani? Bir şey söyleyeyim mi? Yani? Buraya misafir gelen çağırdı. Beni tam 45 dakika bekletti. Burada. Allah çarpsın, 45 dakika bekletti. Çok korktum. Kaprisin önde gideni olabilir. Burada. Ben size söyleyeyim. Beni 45 dakika bekletti dedi. Şu an ben şok oldum. Bir saat önce geldin. 2'de geldim ben buraya. Sen kaçta geldin? 3 dedim. 3'te geldim. 3'te geldim. 3.30'da geldim. Yalan söylüyor. Yalancılık huyu da var bu. 45 dakika bekletti beni dedi. Şu an annem mesaj attı sanki. Evet ama annem attı. Nereden de gördün. Gördüm. Yanımda olduğun için olabilir mi? Özür dilerim. Sen de değilsin. Sen de. Yani telefonu böyle tutuyor. Nereden gördün? Ayrıca aynadan artık görebiliyorum. Bak, aynayı böyle çevirmem iyi oldu. Arkamdan bütün çevirdiklerini görebiliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Telefon tutuyor aşağıya. Babanın adına koyacağım. Hayır öyle değil. Yanlış. Popo. Burası. Masa koltuğu gibi düşün ya. Tam altında gerçekten, yanında değil. Popo. Üstüne oturmuş özellikle.
Herhalde birilerine şey yazdı, beni arayın diye. Ama masaj etkisi yaratıyor, çok hoşuma gidiyor. Sen orana masaj mı yaptın? Pes, 18 artı resmen. Fesat da. Vallahi fesat ya. Popomda da değil ayrıca, tam şurada duruyor. Nasıl gözüküyor o ben bilmiyorum, tam şurada. Makyajı çok güzel oldu, sinirlendim. Ama ben daha güzel. Her şeye rağmen. Gencim bir kere, itim sıkı. Benim kırışım form yok. Tek bir çizgim yok. Saçımda beyaz yok. Benim saçımda beyaz var çünkü senin gibi boya değil saçım, ondandır. Benim boya olmasaydı da bu yaşta beyazım olacağımı yok, sanmıyorum. Benim saçımda boya olmadığı için beyazlarım olması saçın çok normal. Saçın hayatım boyunca hiç boyatmadın mı? En korktuğum insan tipidir. Neden? Saçını boyatmamış kızların hepsi sinsi oluyor böyle. Dikkat edin, etrafınızda saçını hiç boyatmamış bir kız arkadaşınız varsa sen bunu dizilerden mi öğrendin? Bencildir. Bencil. Bu inanılmaz bir tespit, bak bunu yazın bir kenara. Ben buraya sen konuk kere, olarak bak, ben davet sana... edildim, hakaret görüyorum. Bak saçımı hiç boyatmadım dedi, anlatıyorum Derya oğlunun nasıl bir insan olduğunu. Bir kere bencilsin, her şey sana göre yapılsın istersin, kimseyi düşünmezsin. Pes. Sadece ilk olarak kendini düşünürsün. Şurada çok beyazım var, gösteriyorum. Ama nedenini söyleyeyim mi? Söyle. Ben doğduğumda babam benim 33 yaşında falanmış ve ben babamı hiç siyah saçlı görmedim. Hep pamuk gibiydi saçları. Bembeyazdı. Böyle bir bahane hayatımda ilk defa duydum. Irsi ve genetik şeyleri bilir misin acaba hayatında? Ben ırsi de geleceğim. Ben babamı hiç siyah saçlı görmedim. Gerçekten beklediğinden daha cahil çıktı. Hani ben de sandım ki çocuklar öyle görünce saçlarım beyaz diyor. 10 dakikada bitti makyajım, gördün mü? Serrus muydu dakikada, bu arada? Evet. Hı? Benziyor mu? Biraz. Rus'un. Biraz. Fiziğimden anlamış olmalı. Beyaz yani. Tenin benziyor. Rus'uz biz. Babam beyaz Rus. Tenin benziyor. Ama onlar böyle renkli gözlü, uzun boylu olmazlar mı? Oluyorlar da anneye çekmişim ben. Rusya'da doğdum ben. 4 sene Rusya'dayım. Nerede okudun? Ne okudun? Önce müzik öğretmenliği okudum, sonra opera okudum. Baktım müzik öğretmenliğine para yok. Hayır, tam aksi. Tam aksi. Bir mesleğim olsun diye öğretmenlik okudum. Sonra da yüksek lisans opera ve konser şarkıcılığında. Çığırsana şöyle be. Çiğ köfte yoğurarak şarkı söyle. Ama bu yapamam. Türkü barları aşağılama. Çığır ne demek? Çığır ne demek yani? Niye çığırmak kötü mü? Şey mi? Eylem. Yani. Şarkı söylemekten çok farklı bir eylem. Bir şarkı çığır da neşemizi bulalım. Türkçe kötü bir şey mi bu? Kesinlikle doğru bir cümle. Tamam o zaman bir şey, kendi kendini patlattı. Neyi? Şarkı çığırmak ama türkü çığırmak. Çığırmaya kötü dedi, türkü çığırmak dedi. Demek ki sen türküyü aşağılıyorsun şu ben an. Ben türküyü aşağılamıyorum, sen aşağılıyorsun. Ne? Türkiye'yi mi aşağılıyorsun? Sen aşağılıyorsun. Kendisi aşağılıyor. Ne? İnanamıyorum. Kapat videoyu, çok sinirlendim. Ülkeme kimse kapatma. Kimse laf edemez. Ay çok güzelim. Bayağı güzelim de bu arada. Gencim bir kere, bir kez daha. Hayır, ben buradan görüyorum Allah'tan. Siz onu görmüyorsunuz. Kıyamam. Hep böyle kandırıyor. Kirpiklerinin diplerinde rimel yok. Uçlarda var. Onlar da hep birlikte halay çekmek için birleşip toplanmışlar gibi. Sen halay çekmeyi mi aşağılıyorsun şu an? Kışımı doldurmayı unutmuşum, müsaadenle kullanıyorum ama. Ben bir daha onu kullanmayacağım zaten. Bir iki sürdüm hemen bıraktım. Sana yazıklar olsun. Yani telefon oradaysa ya. O kaş şeyi, kalemi nerelerdedir? Bilemiyorum artık. Bir dudaklarımızı parlatmamıza yeter müsaade ama, etmedi. Yeter ama kapat videoyu, yeter. Bu ne ya? Sabahtan beri hakaret. Ben buraya konuk olarak gelmiştim. Yemediğim hakaret, aşağılanmalara çekilme, bir böyle kaprisli gösterilme, bir şeyler, hakaretler. Hani sonra olmadık bel altı yer, telefon konumları, işte makyaj kılları. Ay sanki kendi sonra gözünü telefon... belertmeler şu an yandan böyle görüyorum ben. Orada da ayna var Allah'tan. Sanki senin telefonunu alıp koyduk. Kendi telefonum, kendi popom. Benim telefonumu alıp koysam zaten sana hediye ederdim artık ben onu. Kullanım dışı diye. Ay üf üf. Hadi kapat. Sen kapatır mısın videoyu? Ben çok yoruldum. Nasıl ben kapatamam? İşte. Pardon. Ben mi kapatayım? Star mı? Kapatılar ne olacak? Nasıl kapatalım? Hani, bu videonun da sonuna geldik. Klasik Damla'yı mi? Çok seviyorum. En iyi YouTuber o. Zaten öyle olduğu için buraya geldim. İnsanları kandırmaya gerek var mı? Gittin mi başka YouTube kanalına?
Gittim. Kime gitti? Kime gitti? Kime gitti? Kime gittin? Kime gittin? Gittim. Kim, tamam, kime gittin? Oğuzhan'a gittim. Ha tamam, başka? Bak onu kıskanmadı. Oğuzhan Uğur'la düşman değilim. Ben kızlarla düşman olmuyorum. Evet. Güzel. Kızlarla bir problemim yok YouTube'daki kızlar. Erkekleri sevmiyorum ben. Çünkü sanki biz erkekmişiz de onlar kızmış gibi. Biz, nasıl, o ne demek? Mesela biz kız YouTuber'ların hiçbiri dedikodu yapmıyoruz. Alenen. Onlar yapıyor. Car car car. Alakasız bir video çekiyor mesela. Challenge videosu çekiyor diyelim. Alakasız yani. Dedikodu kanalı olur, magazin kanalı olur. Okey. Mesela ben Derya Uluğ'yla kavga etmişim diyelim ki. Oturuyorlar kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Sen beni tanıyor musun? Hayır. Derya'yı tanıyor musun? Hayır. O zaman. O zaman. Heh. Hı? Bir kere şunu da kabul etmiyorlar. Ben YouTuber değilim. Ben bir celebrity'yim. Bunu artık kabul etmeleri lazım. Magazine çıkan YouTuber var mı? Yok. Magazine çektiği YouTuber var mı? Yok. Ben varım. Demek ki ben bu durumda bir YouTuber değilim. Beni kendinizle sinirlendim ha. Biraz daha konuşayım. Beni kendinizle kıyaslamayın arkadaşlar. Siz YouTuber'sınız. Yani aynı kategori değiliz. Daha fazla devam etmeyeceğim çünkü muhtemelen kötü bir şeyler mi söyledim ben? Aa, olur mu öyle şey? Alakası aslında. Yok. Ne alakası var? Çok iyiydi. Hiç. Gerçekten. Evet, bravo. Bu işler sen nesin böyle peki? Hı? Neyim ben? Nesin sen? Star. Star mı? Sosyal medyanın starı benim yani sonuçta. Var mı benden iyisi? Yok. Ben yok. Gidiyorum. Çok sıkıldım şu an. Sen konuş, devam et. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Geldim. Ben YouTuber değilim, ben celebrity'yim. Ben celebrity'yim. Unutmayın. Ben celebrity'yim. Ben de celebrity'yim. Sen zaten celebrity'sin ve beni öv, sen celebrity'sin de bana. Hayır, ben celebrity'yim. Teşekkür ederim. Ya ben ya, teşekkür ederim. Yalan, bak buradan böyle. Azıcık şarkı söyledi, öyle kapat hadi videoyu. Bak bu. Bu da gıcık bir şey dedim ama iki şarkı söyle diye. Yemeğe çağırdım. Derya bir şarkı söylesene ben ya. Ben o durumlarda şey diyorum, eve iş taşımıyorum diyorum. Ha, nasıl? Mantıklı. Hepinizi öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Şarkı yok mu? Yok, eve taşımıyor işi. Ne istiyorsunuz? Buldum beleşi, söyletirsin tabii. Kalplerde son yangınız. İki yaralıyız şimdi ayrıyız. Biz seninle masum günahsız, başka tende sürgün aşkımız. Detone merhume merhume. Detone oldum. Detone olmadım, bir dakika baştan söyleyeyim. Uzatma hadi kapat.